1977 yılında işte bindiği üzere işte 77 kanlı Mayıs olarak tarihe geçen bir Taksim katliamı yaşandı. İşte yüz binlerin Taksim Meydanı'na işte Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olarak kutlayacağı günde işte resmi kayıtlara 37 kişinin katledildiği ancak işte kayıtlara geçmeyen işte 41 kişinin katledildiği, işte 200 kişiden fazla insanın yaralandığı bir süreç yaşandı. Dolayısıyla bu tarihte Kanlı Mayıs olarak atfedildi. Sonrasında biliyorsunuz işte o süreci takip eden bir darbe süreci gerçekleşti. İşte Cunta rejimi yıllarca işte Taksim'i en azından emekçilerle bütünleşen, emekçilerle simgeleşen Taksim Meydanı'nı emekçilere yasakladı yıllardı. Sonrasında işte 2010 yılında ilk defa biliyorsunuz ki işte emekçilerin mücadelesiyle birlikte Taksim Meydanı tekrar bir kazanma sonuçlandı ve yani 1 milyona yakın kişi Taksim Meydanı'nda bayramını kutladı. Takip eden yıllarda tekrardan işte yasaklama politikaları geliştirildi. Yani bu temelde ele aldığımızda devlet aslında biraz şey yaklaşıyor. İşte emekçiyle kendisinin dışında olan sınıfla karşı karşıya olduğunda simgeselleşen noktayı bir kazanım olmaktan öteye artık bir yasaklama politikasıyla sürdürüyor ve emekçileri açmak istemiyor. Ancak şu anki sürecin hani gerektirdiği durumdan izah etmek gerekirse 1 Mayıs artık bir zorunluluktur. Yani Taksim alanı emekçiler için zorunluluktur, yani alınması gereken yerdir. Bu temelde ele almak gerekiyor. Çünkü uzun süredir işte bir zindanlardan başlayıp topluma yayılan bir tecrit savaş politikası var. Ve buna karşı işte en son seçimlerde halk demokratik taleplerini dile getirdi. Hakeza işte tüm bu birleşen durumlardan kaynaklı aslında demokrasinin sokaklarda, alanlarda olacağına dair temel bir kanı var. Biliyorsunuz 25 yıllık bir AKP iktidar var. Yani bunun son 10 yılını işte MHP Ergenekon ittifakıyla sürdürdüğünü biliyoruz. Bu AKP MHP Ergenekon ittifakı temelinde bir toplumu kendi işte eksenine yedekleme, işte bir zor aygıtıyla işte baskılama politikası güttü. Bu temelde toplum aslında sindirilmek istendi. Devlet aynı zamanda işte sermayeden, patrondan yana bir tutum takınıyor. Yani yıllardır böyle anlayışı gereği böyle esasında. İşte Soma'dan Şirvan'a, Şirvan'dan İliç'e kadar, İliç'ten Gayrettepe katliamlarına kadar aynı zamanda AKP MHP tarihinin aynı zamanda işçi katliamlarının yaşandığı bir tarih olarak nitelendirebiliriz. Ya temelinde de işte sermaye yanlısı politikalardan kaynaklı olduğunu ifade edebiliriz. Bu temelde yani işçinin çok kıymeti yok gözünde. Orada tamamen işte bir kar hırsı yatıyor. Dolayısıyla sürekli işte o kar hırsından kaynaklı işçi katliamları yaşanıyor. İşte işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri yeterince alınmıyor. İşte ülkenin işte temel kaynaklarını, işte doğasını tamamen işte sömürü talan araçlarına açıyor. Bir savaş rejimi hakim. Dolayısıyla bu savaş rejimi aynı zamanda işte faşist yöntemlerle saldırılarını gerçekleştirdiği için bu işte ekonomiye de ciddi bir yansımasını sağlıyor. Dolayısıyla bir asgari ücret politikası geliştiriliyor. İnsanlar işte açlık sınırında yaşamlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Bu temelde halk şu anda enflasyonla işte yani kavga eder durumcasını yaşamaya çalışıyor. Hakeza işte Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek'in işte bir panelde dile getirdiği yerel halkı enflasyona ikna etmek gerekiyor temelinde bir söylemi vardı. Yani buradan da anlaşılıyor aslında. İşte yerel halk kimdir? İşte halk kimdir aslında? Halkı ne kadar tanıyor? Bunları biraz anlayabiliyoruz. Buna biraz karşı çıkabilmek için de işte içinde sıkışıp kaldığı, çatallaştığı savaş politikalarına karşı dur diyebilmek gerekiyor. Çünkü bu katliamlar bir anlamda işte bu savaş politikalarından kaynaklı olduğunu ifade edebiliriz yani. Emekçilerin buna karşı temel tutumu daha çok işte örgütlenmektir esasında. Bu işte seçimlerde ortaya çıktı
Ve o seçimlerde dile gelen sözü bir anlamda işte pratikte 1 Mayıs alanlarında haykırmak isteyecektir. Dönemin istediği nedir? İşte toplumun temel ihtiyacı nedir? Neyi haykırmak istiyor? Hangi talepleri söz konusudur diye baktığımızda günümüzde esas olarak işte özgürlükler meselesi bir, ekonomi talepler iki, bunlar ikisi birbirinden ayrılamaz parçalardır. Dolayısıyla ikisini birlikte haykıracaklar. Ekmek ve barış için özgürlük talebiyle 1 Mayıs alanlarında olacağız. Bu temelde de tüm emek güçlerini, işte emekten yana olan dostları, tüm halkımızı 1 Mayıs'ta Taksim'e bekliyoruz.